Hukuksuz ve insafsız vahşice
Filistince saldırılarına sahne olmaktadır. Filistinli kardeşlerimiz akıl almaz katliamlara ve soykırıma maruz bırakılmaktadır. Gazze, çoluk çocuk demeden günlerdir büyük bir katliam yaşamaktadır. Şemsül Eyn ve İmam Serapsi bize nasıl Özgen'i, Kırgızistan'ı hatırlatıyorsa, Gazze deyince de yine büyük fıkıh alimi İmam Şafii aklımıza geliyor. İmam Şafii'nin doğup büyüdüğü bir yer Gazze. Dolayısıyla bu soykırım adeta orada yaşanan soykırım konusunda hem bizim hem bütün ümmetin, bütün Müslümanların daha duyarlı. Eliyle yapmamız gerekeni elimizle, dilimizle yapmamız gerekeni dilimizle, kalbimizle, yüreğimizle yapmamız gerekeni yüreğimizle yapmak zorundayız değerli kardeşlerim. Müslümanların dağınıklığından aldığı cesaretle bir terör örgütü gibi hareket eden İsrail, Gazze'de yaşlı çocuk, kadın, bebek, sivil demeden bütün masum insanları katlediyor. Filistinli bebekler. Efendim, kıymetli hocamız Profesör Doktor Sayın Can Taşçı. Uykusuzluğu orada geçti. Uyumadan 4 sene hem müdürlük yaptım, hem hocalık yaptım, hem ders hazırladım. Bunu bu sefer hoca korktu. Tarihen önde bir cümlesini bile çizdi. Bu dediğine övmektir diye. Beni 550 sayfaya, 150 sayfaya düşürdü. Sadece bilgi veren kısımlar. Ve bu eser sebebiyle orijinal buldular. Amerika'ya sardılar. Orada da onları anlattım ve bu Serapsi günümüz insanın da böyle din dışı hocalardan ki bizim iktisat profesörümüz komünistti. Benimle de çok uğraştı çünkü hayatım kendim kazanarak okuyordum. Tam komünist olacak adam. Evet, fakat tabii biz arkamız böyle güzel hocalar yaptığımız için tesir altında kalmadık. وتحدث أين عن الأوصاف وأنها محصورة عند الطشتي ليست متعددة تعددا كثيرا وتناول التعليم أيضا في وجوه الاعتراض على العلم وكذلك bu fıkıh ilmi bidayette amel olarak başlamakta, daha sonra tarihin dönemiyle birlikte amel karakterinin yanına ilim karakteri de baskın olarak çıkmakta. Neredeyse ilim amel eşitliği ya da bir ilim, bir bilim olarak fıkıh karşımıza çıkmakta. Ve böyle bir süreçte fıkıh sivil bir ilim meclisleri olur.